Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ramazan Balaban, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü havayı görüyorsunuz. Dünkü hava nasıldı, bugünkü hava nasıl? Felaket kar yağışı. Gördüğünüz gibi şöyle köyü de göstereyim. Olamaz böyle bir kar yağışı. Dün nasıldı, bugün nasıl? Kar bayağı yağdı. Oo. Göz gözü görmüyor derler ya. Onu yaşıyoruz şu anda. Şöyle ormanları da gösterelim. Aman Allah'ım. Bu arada Mengen'den geliyorum. Çekim yapmadım bugün orada. Bugün ev çekimi var. Bayağı yağdı. Şöyle nereden baksan bir ayakkabı boyunu kapatıyor. Ellerim de dondu. Şöyle köyün halini görüyorsunuz. Her taraf bembeyaz. Bu sefer Zonguldak'tan geliyor bu kar. Bu karı hiç hayır alamet değil. İyi dolduracak, iyi bastıracak. Ay. Şöyle evimizi de gösterelim, bahçemizi de gösterelim. Felaket yağıyor, hiç durmuyor. Durmadı. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz çekime. Bayağı kar yağdı. Hava biraz böyle gördüğünüz gibi bulutlar dağıldı. Şimdi muhtarımızın yanına gidiyoruz. Daha doğrusu muhtarımız burada değil. Oğlunun yanına gidiyoruz. Oradan traktörle ot getireceğiz. Ota gideceğiz. Evet. Köy hayatında zorluklar da var. Dediğim gibi geçenki videomda, bugün de aynısını ve zorluğu da bu işte. Kış ayında soğukta hayvanların ihtiyacını karşılanıyor. Böyle devam. Şimdi belki direkt amcamın yanına giderim. Ondan Mert'in yanına gelebilirim. Hem köyün içini gösteririm tekrardan. Bacalar tütüyor. Çünkü aşırı derecede soğuk var. Şşt! Akkuş! Akkuş! Hayır! 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 Oynamıyorsun. Sen çünkü yaramazlık yaparak oynuyorsun. Şansa bak, amcam da geldi. Oradan. Biz köylüler şöyle çağırırız birbirimizi. Mert! Amcam da geliyor. Elim bayağı titriyor ha. Mert! Bizde kapı zili basmak yoktur bizim köyde. Ya var da sınırlı sayıdaki kişiler. Şşt. Akkuş muydu bunun adı? Alaş mıydı? O akkuş. Mert'i bir arasana sen. Mert'i arasana. Ya oğlum yapma yavrum ya, çok besilisin. Vurduğun gibi yıkıyorsun milleti ya. Hayır. Hayır. Maşallah ya. Köyün güzellikleri. Evet. Mert'le görüştük. Ufak bir işi varmış yine. Damlara bakıyormuş. Traktörün arkasına kepçe takılı. Onu çıkaracak. Ramborku takacak.
Ondan sonra gideceğiz de. Biz eve geri geliyoruz. Evde ufak bir işim vardı. Onu halledeyim. Daha doğrusu hazır çuvallar vardı. Onları çıkarayım. Telefonu amcama vereceğim. Amcam beni çekecek. Anam gözüme kar gitti ya la. Çekin işleri bizim işleri. Şöyle köyü de gösterelim. Köy işinde odun çırağı. Bunlar her gün olan işler. Biz de şu gördüğünüz, şuradaki gördüğünüz, evin önündeki gördüğünüz odunlardan, hazır çuvallardan yukarı çıkaracağım. Amcam beni çekecek. Hadi bakalım. Bir hazırlığımızı yapalım biz. Bunlar bana en fazla bir hafta. Yani bir hafta bile gitmez. Bunların arada bakması. Kömür atsan. Kömür yakıyorum. Bu arada çok kömüre düştüm. Olsun. Kömür. Ya zaten nasip olsa şurada yakacağımız 1,5 ay daha. Aynen öyle. Ya yine yakarız 1,5 ay diyorum da yakarız da ya. Şimdiki kadar böyle çetin geçmez. Bu kara kış ne olacağı belli olmaz. Bu kara kış. Her an her şey olabilir. Ya sen bembeyaz kışa niye kara kış diyorsun? Ama öyle derler, kara kış bu. Hayır, bu kara kış değil, bu beyaz. Sütten bile beyaz bu, ak bak. Tertemiz. Özel benim çıkmak adam öldürüyor ya. Evet. Başka hiçbir şey değil. Bu kar tanelerin her bir tanesini bir melek indirdiği söylenir. He? Bu kar tanelerini her bir tanesini melekler indirir derler. Öyleymiş. Bu kışa da çok ihtiyacımız var. Şimdi ekin ektik vesaire, ekenler var. Bunlar. Yeni ki hazırlamışız bunları ha. Evet. Ağustos böceği gibi yazın gölgede yatarsan kışın karda yatarsın. Sen onları bir tanesine topla, doldur, şey yaparız. Sen bana yardımcı olacaksın. Ver bana bunu. Gel. Beraber gidelim. Şunu da ben şuraya kurayım. Şöyle. Bir saniye, biraz titriyecek, kusura bakmayın. Dolduracağım mı yerine? Yok. Heh. Hadi. Şunları ne yapacağız biliyor musun? Çok güzel. Yo yo. Üstüne şöyle atacağız. Rüzgar atar ondan. Odun boyayacağız. Hiç ıslatma. He? Hiç ıslatma. Odun boyayacağız üstüne. Odun şey ıslanmaz falan. Bu tarafa da ıslatmaz altı zaten. Altı ıslatmaz. Öyle mi yapalım? Hadi, yapalım. Çünkü sen bunu toplamazsan şu an ıslanır. Kaç diyor. Kaç diyor. Aldı zaten. Daha fazla bir şey olmaz. Çoğulu ıslatma. İki yakınlar dağıtıp açacağım. Koy şuraya, yatır aynı yerine. Şuna da bunları atalım. Üstüne de şunu bir tutsak amca. Tamam abi, şöyle. Oğlum üstüne gel. Şöyle kendinizi paşam.
Evet, bu işte burada. Gördüğünüz gibi kapattık üstünü. Odunlarımızı taşıdık. Şimdi çık dışarı hadi. Dışarı. 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 Dur amca. Şurada kovayla çıralar vardı. Onları da alayım. Hızlı hızlı. Gideceğiz bari. Neredeydi? Kovanın içindeydi. Burada bir yerde. Heh, burada. Gördünüz. Çıralarımız. Şu baltayı da alacağız. Şunları alacağız. Evet. Gidiyoruz. Tuzlama araçları da gidiyor. Gördüğünüz gibi çıralarımız burada. Bunları da hemen baltıyla atalım yukarı. Yukarıda keser keser yakarız. Kovalar boşalacak şunlar. İkisi bunlar akşamdan, geceden çıkıyor. Geceden çıktığı için böyle. Odunları getirdik burada. Kömürümüz orada. Evet arkadaşlar. Odun taşıma işi hemen 5 dakikada bitti. Odunları taşıdık. Vallahi billahi nereden geldi la bu şimdi ya? Uçuyoruz arkadaşlar. Aman Allah'ım böyle bir şey olamaz görüyorsunuz. Fırtına geldi. İşte sen bu havayı bir kere ben ormanda bunu yaşadım. Bu fırtınayı. Yani sağ tarafım komple ferç kaldığını hatırlarım ya. Evet odunları taşıdık. Mert kardeş de çıktı şimdi tam zamanlama. Ramuğu takacak. Traktörün arkasındaki kepçeyi deminden de demiştim. Kepçeyi çıkarıp ramuğu takacak. Ramukla birlikte yaklaşık bir 15 kilometre falan geride Yeniçağ köyü var. Yeniçağ ilçesi var. Orada Adaköy dediğimiz bir yer var. Orada otları varmış. İnekler için, büyükbaş hayvanlar için otlarını getirmeye gideceğiz. Oradan da birkaç görüntü alırım size. Giderken falan traktörle çekmeye çalışacağım ama 3 kişi gideceğiz traktörde. Nasıl olacak? Heh, traktör de çıktı. Evet. Çıkardı. Kepçeyi de çıkarmış. Hemen gidelim. Yardımcı olalım. Oy. Mert kardeşimiz ramorku takacak. Yardımcı ol hadi. Altına takoz koyacaksın. Takoz, odun. Ha burada. Ne demek nerede bulacaksın? Çadır kaldır, çadır kaldır, üstten çek. Ya onu da mı ben söyleyeyim? Amca, ah amcam ah. Tahtayı al, tahtayı. Tahtayı al, altındakini al. Yok yok, yüksek olmadı, yok. Değil değil, tam denk gelecek şimdi. Ta ileri geri. Belki tam denk gelir daha doğrusu. Bir tık alçak, aynen. Daha incesini, daha incesini bulacak. Elin tuttu olurdu. He o olur. Ah amca, traktör almak değil, bunları öğrenmek mesela.
Bak adam taktı valla, şak diye tutturdu. Verecek, verecek. Altına çok girme amca. Tamper kalkık. Ne kadar da takozlu olsa belli olmaz. Görüyorsunuz arkadaşlar ne kadar besli sokak hayvanı. Arkadakileri al, arkadakileri. Evet, takozlar da alındı. Şimdi az bir ileriye gidecek. Şu takozun üstünden düşecek şöyle aşağıya. Eder abi, Ramon frenleri don, tekerlekleri don. Arkadaşlar, otalacımız yere geldik. Burası Yeni Çağ Adaköy. Akıncılar köyünün yanındaki köy. Kocaman bir kangal köpeği var. Gel 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 gel. Kapıyı aç, kapıyı aç, kapıyı aç. Kapıyı aç. Aç sonuna kadar aç, yasla. Ne oldu?
Ne oldu? Bir arayıp sorayım dedim. Kaç olmayabilir. Bu arada kar hiç durmadı mübarek olasıca. Nasıl yağıyor? Görüyorsunuz arkadaşlar. Bereket yağıyor da. İş esnasında da kar yağması kötü oldu. Evet, otlar buradaymış. Pisi pisi. Ot burada işte. Bunlar değil mi ot? Bunlar çayır otu ya, yulafları aldım. Çayır otları kalsın, yulaflardan alacağız. Adam aldı, bunlar da beyaz adam. Şey yapsak şöyle ya, götürün bari efendim. Şöyle pisler de ben şöyle bir şey yapsam daha rahat. Şöyle. Arkadaşlar. Geldi.
Kalsın öyle ya. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videomuzun sonuna geldik. Herkese iyi seyirler. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için de. Kanalıma lütfen abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmuyoruz. Sizin destekleriniz benim için çok iyi. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Kapıyı da açamadım. Evet, ot işi bitti. Yerine koyduk. Çayımızı da içtik sağ olsun. Evimize geldik. Herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Herkesten Allah razı olsun.